Sempozyum Düzenleme Kurulu adına Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Yıldıkları için Yunus Apaydın Hocam, Profesör Doktor Yunus Apaydın Hocam, Erciyes Üniversitesi. Rehberimiz, Efendimiz, sabrının ve hoşgörünün tarihte örneği görülmemiş temsilcisi Muhammed Mustafa'ya İnna eleştiri yapabilmek için öncelikle eleştiri yapacak kişinin konunun uzmanı, yetkin biri olması gerekiyor. Ve bunun bilimsel verilerle nesnel ve objektif tutumlarla hareket etmesi gerekiyor. Bu şartlarda gerçekleşmeyen eleştirinin günümüzde yaygın olarak gördüğümüz üzere eleştiri olamayacağını söylemek mümkündür. Çünkü eleştiri bir şeyin kıymetini belirleme çabasıdır. Her kültürde eleştiri vardır. İslam kültüründe eleştiri hem vardır hem de eleştiriye çok değer verilmiştir. Çünkü İslam kültürü açık bir kültürdür. İslam kültürünün konuşulmamış, tartışılmamış meseleleri yoktur. Gerek inanç konusunda, gerek kişilerin ameli hayatlarıyla ilgili en mahrem konuların dahi konuşulduğunu biliyoruz. Biz galiba eleştirmeyi bilmiyoruz. Ya da eleştirirken ölçüyü kaçırıyoruz. Eleştiriyi hakarete dönüştürüyoruz. Eleştiri adı altında insanları tekfir ediyoruz. İnsanları fasıklıkla suçluyoruz, mülhid olmakla suçluyoruz, insanlara zındık diyoruz. Yani dışlayıcı ne kadar şey varsa biz bunları eleştiri kavramı adı altında gerçekleştiriyoruz. Bu da eleştirinin çeşitli farklı tahammülsüzlüklerle karşılanmasına neden oluyor. Ama eleştiri kültürü ve müsamaha dediğimiz şey çok çok önemlidir. En önemli ölçü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabıyla her şeyi tartışırdı, istişare yapardı. Ve sahabe-i kiram da hepiniz biliyorsunuz siyer okuyanlar, Peygamberimize her şeyi sorar, hatta Peygamberimizin davranışlarını tenkit ederlerdi. Ama bunun bir ölçüsü vardır. İlk İslam medreselerinde ilm-i münazara diye de okutulmuştu eleştiri kültürü, eleştiri tartışma vesaire. Bizim bugün bu musamaha dediğimiz, hoşgörü dediğimiz şeye çok çok büyük ihtiyacımız var. Biz tenkit edilmezsek adam olmayız. Onun için yapıcı eleştiri diye bir şey vardır. Sonra cihat diye bir şey vardır, mücadele. Şimdi ben bazı son zamanlarda derslerimde de söylüyorum. İslam'ı reddeden veya İslam'a karşı olan veya İslam'ı uygulamayan insanlarla karşılaştığımız zaman da ne yapmamız gerekir? İşte Peygamberimiz ne yaptıysa biz de onu yapacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiçbir kafire, dinsize, İslam düşmanına kötü davranmamıştır, hoş davranmıştır. Neden? Çünkü Peygamberin görevi tebliğdir, anlatacak. Anlatmak için onu dışlarsan anlatamazsın. Ona musamaha göstermezsen onunla konuşamazsın. İşte bize düşen vazife de yani insanların İslam'a karşı olması, İslam düşmanı olması vesaire
bunları gördüğümüz zaman da biz onlara müsamaha ile yaklaşacağız. Çünkü bizim maksadımız onları irşad etmektir.